Baban oradadır, cesedin cenazesi olmuşsun. Evet, annen orada, deden, nenen, neyse, hanımın, nişanın. İşte okuyup edip ona yapılmakta olan azabı hafifletmeye yönelik. Yani ha biraz gidip de hedaya yok. Asla ve kata mezardakine yardım edilmez. Mezardaki ölü haliyle sana yardım edecek. Nasıl yardım edecek? Ölümü en iyi hatırlamanın. Bugün sağlıklısın, zenginsin, şöyle mevki sahibisin, böyle güç sahibisin filan ama günün birinde senin de oradakilerin bir benzeri olacağını, yani bir avuç toprak olacağını hatırlamanın, o sebeple azıtmaktan geri durmanın en tesirli mekanı kabristandır da onun için kabir ziyareti sağlara faydası olsun diye tavsiye edilmiştir. Ölüye hiç ölünün ne haberi olur. Ne bilmem kalkar gezer, ne senin vardığını bilir, ne düşmanının geldiğini bilir. Hiçbir şeyden haberi yoktur. Ta ki kaldırılana kadar. Bitmiştir. Ama tam tersine millet ölüye yardım etmek için kabristana gider. Gerçek böyle olduğu bilindiği halde. Değil. Birçok şey böyle tersine dönmüş. Yani ters yüz olmuş. Tabii içinden çıkmak pek güç oluyor yani halka anlatmak. Ya olur mu şimdi adamı yani babası adına sevap işlemekten de alıkoymuş oluyor. Şimdi babasını azaptan kurtarmasını elini vurup durduruyorsun bu surette yani. Yahut cehennemden çıkmasına engel oluyorsun filan gibi duygulu. Yok daha cehennem mehennem yok ortada. Dur bakalım. Hesaptan önce cennet cehennem var mı?